Hepinize merhaba. Biliyorsunuz Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarına uçuş yasağı getirilmişti. Bu kaza yapan Lion Air'ın bir önceki uçuşunda gelen arızanın kayıt defteri ve test edilip normal delip gönderilmiş. Tabi şimdi normal delip gönderilmiş ama kim olsa aynısını yapardı. Çünkü Boeing bile bu hatayı bulabilmek için 2 yıl çalıştı. Uçak kalkıştan sonra Indicated Airspeed Disengage arızası vermiş. Yani hızı ve yüksekliği algılayamıyorum, burada yanlış bir şey var demiş. Ayrıca elevatörde de hidrolik arızası vermiş. Ama şimdi bu arızaları 737 tipim olmadığından tam açıklayamıyorum. Ama hız ve yükseklik bütün uçaklarda aynı şekilde hesaplanıyor. Ama geneline bakacak olursak bunlar büyük arızalar. Şimdi olayın en başına gidelim. Her şey 2010 yılında Airbus'un en popüler uçağı A320'ye yeni bir motor koyacağını söylediğinde başladı. Bu motor eskilerine göre daha geniş ve %15 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyordu. Ama genel olarak uçakta pek bir değişiklik yapmaya gerek kalmıyordu. Sadece bazı sistemler yenilendi. Mesela bilet sistemini kontrol eden BMC ya da acil çıkış kapıları gibi. İşte motor çalışması biraz daha uzun sürüyor. Bunun gibi şeyler. Ama genel olarak pilotlar için çok bir değişiklik getirmedi. Ama bu Boeing için bir problemdi. Boeing'in de kendini güncellemesi gerekiyordu. Çünkü bu şekilde Airbus'la başa çıkamayacaktı. Ama önemli bir konu vardı. 737 bu tarz bir motorun takılması için uygun bir uçak değildi. Çünkü yere çok yakındı ve bu motorlar normal motorlardan daha büyüktü. Ultra High Bypass olan bu motorlardan giren bir birim hava 11 birim thrust üretiyor ve bu şekilde yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunu şu şekilde düşünün. Bu oran CFM56 motoru için 5'e 1, yani 1 birim havayla 5 birim thrust üretiliyor. Yani yeni motor 6 birim daha fazla thrust üretiyor. %15'lik yakıt tasarrufu Boeing için çok büyük bir dezavantajdı. Çünkü bu şekilde Airbus'a rekabet edemeyecekti. Bundan birkaç ay sonra Boeing böyle bir motoru uçağın altına koymayı başardıklarını söyledi. Buldukları çözüm motoru kanat seviyesinden biraz daha yukarı takmaktı. Ve Boeing de uçağın tasarımını çok değiştirmeden aynı Airbus gibi küçük bir farkla uçağı tasarladı. Ve piyasadaki en çok satan uçak oldu. Yani Airbus'u geçti. Ama bu yeni takılan motorun uçağa başka bir etkisi oldu. Motor kanat seviyesinin üstüne çıktığından take-off sırasında full thrust verdiklerinde burnunu çok kaldırıyordu. Ve böylelikle stola sebebiyet veriyordu. İşte bunun engellenmesi için mühendisler bir yol buldu. Uçağa bir yazılım yükleyerek hücum açısı çok arttığında otomatik olarak burnunu aşağı indirecekti. Ama eğitim dokümanlarında bundan bahsetmediler. Pilotlar eski uçak nasıl davranıyorsa bu da o şekilde davranacak diye düşünüyorlardı. Bu sistemin adı Maneuvering Characteristic Augmentation System, yani MCAS. Boeing tarafından geliştirilen ve MAX'lerin dünya çapında grand olmadan önce iki ölümcül kazadaki rolüyle ünlü olan bir uçuş kontrol yazılımı. İlk olarak Boeing KC-46 Hava Kuvvetleri tankerine koyulan MCAS, uçak manuel uçuştayken yüksek bir hücum açısında burnu aşağı yapmak için yatay stabilizatöre trim, yani kalıcı komut verir. Böylece pilot yanlışlıkla uçağı çok hızlı bir şekilde burun yukarı çekemez ve potansiyel bir stolu önlemiş olur. Ama sensörlerden hatalı bir bilgi geldiğinde işte bunların çok kötü sonuçları oldu. Şimdi düşününce bu sistem bana Airbus'taki Alpha Protection'ları hatırlattı. Onlar da bu sistem gibi çalışıyor ama doğru çalışıyor. Yine de A320 ilk gösteri uçuşunu yaparken tam da bu gibi bir sebepten düşmüştü. Ama orada uçak kesinlikle haklıydı. Orada insan faktörü hatası vardı. Airbus'un o kazasında maksimum hücum açısıyla limitlerin altında bir alçak uçuş denemesiyle karşıdaki ormanı fark etmediler. Kaptan ormanı gördüğünde gazı köklüyor fakat uçak sola gireceğim diye burun aşağı veriyor ve ormana giriyor. Bu kazada hatırladığım kadarıyla bir kişi ölüyordu. Ama şunu bilin, orada uçak yapması gerekeni yaptı. Orada prosedürlere uyulsaydı zaten öyle bir sorun yaşanmayacaktı. Bunu da uçak kazası raporunda izleyebilirsiniz. National Geographic bunu da işlemişti. Neyse, konumuza dönelim. MCAS'taki bu hata Boeing tarafından daha önceden biliniyormuş. Fakat sertifikasyon sırasında bu açıklama kaldırılmış ve pilotların bu hatadan hiç haberi olmamış. Tabii ki bu kazaların üzerine Boeing uçakları kullanımda kaldırdı. Yaklaşık 2 senelik bir çalışmanın ardından yeni bir düzenleme geldi. FAA dedi ki
Max'leri uçuracaksanız ilk önce 2020-24-02 nolu AD uygulanacak. Şimdi AD ne? AD Airworthiness Directive demek. Yani uçuş elverişlilik yönergesidir. Ve belli bir modeldeki uçak için uçağın üreticisinin bağlı bulunduğu havacılık otoritesi veya sahibinin bağlı bulunduğu sivil havacılık otoritesinin hazırladığı ve uygulaması zorunlu olan bir uygulamadır. Boeing Amerika'da olduğunda FAA, yani Federal Aviation Administration açıkladı. N89/0570 sayılı duyuruda şunlara yer verildi. Yeni bir uçuş kontrol yazılımı yüklenecek. Flight manueline revizyon gelecek. Yeni ekran yazılımı yüklenecek. THS'in kablo hatları değişecek. Angle of attack sensörler gözden geçirildi. Ve Masterman ve MELE, yani Minimum Equipment Liste, ki bunu arızalı uçak uçağımın videosunda anlattım. Yani bunların ne olduğunu o videodan öğrenebilirsiniz. İşte ona revizyon getirilecek. AD'de şöyle bir şey daha yazıyor. Bu uçak uçuşa verilmeden test uçuşu yapılması zorunlu. Peki şimdi şirketler ne yapacak? Uçaklar uzun süredir park halinde olduğundan ilk olarak depreservation, yani parktan çıkarılma uygulanacak. Ve süresi gelmiş planlı bakımlar uygulanacak. Ve buna diğer yayınlanan AD'ler de dahil. Sonuç olarak bir daha böyle kazalar yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmış gibi gözüküyor. Ve yine kanla yazılmış bir kurala şahit olduk. Bu haftalık bu kadar. Yayınlanan AD'yi açıklamaya ekleyeceğim. İsteyen açıp okuyabilir. Ayrıca bana sürekli sorduğunuz İngilizcemi geliştirmek için ne yapmalıyım sorunuza en güzel cevap AD'leri okuyun olur herhalde. Evet, artık bitiriyoruz. Kanalımı desteklemek için lütfen videoları beğenip ve abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.